Bu bölümde bir trend analizi daha yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir değerleme modelimiz var. Bu değerleme modelini ilerleyen aşamalarda çözeceğiz. Nasıl oluşturduğumuzu yapacağız. Fakat biz bu değerleme modelinden önce strateji geliştirmek açısından şöyle bir ilişki buluyoruz. Diyoruz ki satışlar maliyetinin net satışlara oranı değiştiğinde şirketin piyasa değeri bu şekilde değişiyor. Yani şuradaki satışların maliyeti işte 100 liralık mal sattıysa bunu 80'e mal ettiyse şirketin piyasa değeri bu olur. 81'e mal ettiyse piyasa değeri bu olur vesaire. Şimdi burada bir trend analizi yapacağız. Yani satışların maliyetinin net satışlara oranıyla piyasa değeri arasında bir matematiksel ilişki kuracağız. Şöyle yine bir önceki örnekte yaptığımız gibi verilerin tamamını seçip ekle menüsünden XY grafiği çizeceğiz arkadaşlar. Şu grafiği çizmeye kalkışmayın. Bu anlamlı bir grafik olmaz. Sadece XY grafiği üzerinden yapacağız. Çünkü XY grafiği çizdiğinizde rakamlar arasında anlamlı bir ilişki kuracaktır. Neden? Çünkü bakın burayı X olarak görsün istiyorum. Burayı da Y olarak görsün. Şunu da ortalayalım. Amacım şu. Bana öyle bir fonksiyon yap ki Y eşittir f x şeklinde bir fonksiyon üret ki ben bunu değiştirdiğimde bu rakamın ne olduğunu matematiksel olarak görmek istiyorum. Tamam. Verileri seçiyorum. Ekle menüsünden önerilen grafikler, bunun içerisinde tüm grafikler, buradan da XY dağılım grafiği içerisinde şunu seçtim. Bakın bunu da seçmeyin sakın çünkü burada X'i ayrı bir çizgi, Y'yi ayrı bir çizgi çizmiş. Hayır. Ben bunu seçiyorum. X'i şu aşağı doğru yazsın, Y'yi yukarı doğru yazsın. Tam koordinat sistemindeki X'ye doğrusu olsun. Bakın nasıl bir ilişki kurdu? Dedi ki X ve Y arasındaki ilişki budur. Bakın X'leri buraya yazdı. Yani satışların maliyeti net satışları oranı. Y'yi de piyasa değeri olarak atadı ve grafiği çizdi. Peki. Şimdi trend çizgisi ekleyelim. Çizginin üzerine gelip sağ tıklayıp eğim çizgisi ekle diyorum. Şurada çıkan kısımdan en alttaki şunları da işaretleyelim. Yani bunun grafiğini ve benzeri şeyleri çizsin istiyorum. Tamam. Şimdi doğrusal olanı seçti ve %100 korelasyon buldu. Görüyor musunuz? Bakın. Demek ki direkt ilişki, matematiksel ilişki y eşittir ax artı b şeklinde çizdi. Polinomsal olsaydı yine hemen hemen aynı şeyi verirdi. Bakın. Polinom yap dedim. Yine aynı sonucu verdi. Üstel dediğimde %93 sapma var yani. R karesine bakıyorum tamamen. Doğrusal olan en mantıklı. Tamam. Bunu kapatıyorum. Demek ki X ve Y arasındaki ilişki bu kadar. Şunu kırmızı ve kalın yapıyorum. Biraz da büyük çiziyorum. Şunların üzerine de veri etiketi ekle diyelim. Ya da direkt grafiğin kendisini seçelim. Tasarım menüsünden veri etiketi ekle diyorum. Üste ekleyelim. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Burada yine bakın küsuratları bir önceki örnekte gösterdiğim gibi bakın küsuratları göstermiyor. Eksi 500 milyon çarpı x artı 500 milyon gibi bir rakam verdi. Küsuratı vermedi. O yüzden ben şu rakamları yine bunun iki yanına kopyalayayım. Sonra da diyeyim ki eşittir diyeyim. Şu rakam bölü kaç diyelim. İşte gene 100 milyona bölelim mesela veya 10 milyon neyse. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100 milyona böldüm ve grafiği yeniden şekillendirdi. Şu küsuratları da gösterelim. Ve dedi ki 100 milyona bölünmüş şekliyle yaparsan işte eşittir eksi 5,1334 artı işte şu formülü yazdı. Yani kabaca şöyle. Y eşittir ax artı b şeklinde bir grafik oluşturdu. Y eşittir a çarpı x artı b şeklinde bir grafik, bir ilişki kurdu. Ve bunu da yazalım. Y eşittir eksi 5,1334 çarpı x artı 4,9528. Evet, hesapladı. Bir de bunu tekrar 100 milyonla çarpalım. Çarpı 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ve bakın yine rakamı oldukça yakın bir seviyede buldu. Sapmamız ne kadar? Gerçekleşen sapmaya bakalım. Yine zannedersem %1'in altında bir sapma. Şu bölü. Şu eksi 1 yüzde kaç ediyor sapma? Baya
Binde bir gibi bir rakam. Bunu detaylı hesaplamama gerek yok arkadaşlar. Bir öncekinde Excel çözücüyü kullanarak detaylandırmıştık. A'nın tam olarak kaç olduğu küsuratına kadar, B'nin tam olarak kaç olduğunu bulmuştuk ama sonuçta aralarında böyle bir ilişki var. Peki, yani biz buradan şunu hesaplayacağız. İlerleyen aşamalarda. Bu pratik kazanmanız için yaptım ben bunu. Ama siz yine de bunları küsuratına kadar hesaplamak istiyorsanız, A'yı da B'yi de tam küsuratına kadar hesaplamak istiyorsanız buraya A ve B yazalım. İşte buradaki rakamları birebir yazalım. Eksi 5 virgül 1334 4.9528 ve şuradaki ilişkilendirmeyi şurada eksiyi de dahil buna yönlendiriyorum. F4 ile sabitliyorum. Buradaki 4.9 5 vesaire bunu da buraya yönlendirip F4'te sabitliyorum. Sonra da diyorum ki ey Excel şu aradaki sapmaları minimum yapan rakamı bul bana. İşte sapmaların karesini ama. Neden? Çünkü bazı negatif oluyor, bazı pozitif oluyor. Negatif de pozitifi de kabul etmiyorum. O yüzden hepsini pozitif al. Hatta bunu hesaplarken toplayalım şöyle bir. Bu da sıfıra yakın çıktı ama şöyle yapalım. İsterseniz bunları da büyük bir rakamla çarpalım. Şöyle bir rakamla. Kayda değer büyüklükte bir rakam görünsün. O yüzden böyle yapıyorum. Hatta 1-2 sıfır daha ekleyelim. Bu kadar küsuratı hesaplayabilir mi Excel bilmiyorum ama bir deneyelim. Amacım şu. Veri menüsüne geliyorum. Çözücüden diyorum ki şu rakamı minimum yapmak için, en küçük yapmak için şuradaki şöyle göstereyim. Şuradaki A ve B kaç olmalı? Herhangi bir sınırlama yapmıyorum. Zaten sınırlamayı aslında şurada yapın. Karesini alarak. Yani eksi 100 vesaire gibi bir rakam bulamaz Excel. Çözemedi. Neden çözemedi? Sıfıra sıfır verdi. Şöyle bir daha hesaplayalım. Şunu eksi 5 virgül 1 3 3 4 4.95 2 8 çözemedi. Neden? Çünkü bunları 0 0 yaparsam zaten tam çözüm olur gibi düşündü Excel. Orada hata verdi. Peki bir daha çözelim. O zaman şu üçüncüyü çözelim. Deniyoruz. Yine çözemedi. Demek ki Excel çözücü bu kadar küçük rakamları çözemiyorum diyor. Zaten %1'in altında bir sapma varsa Excel onu genelde çözemez. %1 sapmaya kadar çözebiliyor. Demek ki çözüm buymuş tam olarak. Siz isterseniz mesela tek tek denersiniz. Excel'e dersiniz ki çözücü hiç kullanmayın. Şöyle yapın. Şunları siliyorum. Excel'e diyorum ki sadece birisi üzerinden deneyelim. Şu rakamı sıfır yapan şu iki rakamı çöz gibi bir şey diyelim veya böyle bir deneme yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şunu deneyelim. Excel çözücüyü değil, veri menüsünden durum çözülmesinden hedef ara diyorum. Bu rakamı sıfır yapan şu rakam kaçtır gibi bir deneyelim. Küsuratını verdi. Evet. Şuraya kadar çözebildi. Dedi ki bu rakamın küsuratı bu yani. Bu şekilde de çözebilirsiniz. R kare yine 1. Gördüğünüz gibi sıfıra çok yakın. Yani aslında bu kaç yazmıştık biz buraya? 100 milyon, 10 milyon. Yani 10 milyon 100 1 milyarda bir yakınına kadar buldu bakın. Diğer rakamlarda yaklaştı mı? Hemen hemen yaklaşmış gibi. Evet. Sapmalar bayağı bir düştü. Gördüğünüz gibi. Evet. Küsuratına kadar yani dediğim gibi şu hesaplamaya çok gitmenize gerek yok. Çünkü Excel çözücü çok oraya kadar hesaplayamıyor. O kadar detaylı alt basamağına kadar hesaplayamıyor. Başka yollarda çözebilirsiniz. Çok önemli değil. Biz burada sizin için önemli olan sadece şunla daha doğrusu bununla bunun arasındaki ilişkiyi bulmak. Sonraki aşamalarda biz bununla ilgili farklı stratejiler uygulayacağız. Dediğim gibi ne kadar indirim yapması gerekiyor şirketin piyasa değerini koruyabilmesi için. İşte piyasa faizleri bir puan artarsa benim ne kadar zam yapmam gerekiyor ki değerimi koruyabileyim. Bunları şirketler bilirler genelde. Nasıl yapmaları gerektiğini bilirler ama matematiksel olarak ölçmezler. Tahmini olarak ölçerler. Yani birçok firmayla karşılaştım. Mesela bazı firmalarda şöyle bir şey oluyor. İşte normalde bir firmanın factoring yapması aleyhinedir. Fakat bazıları yapıyor ve gayet de şirketin lehine hatta şirketin değerini arttırıyor. Biz matematiksel olarak hesaplıyoruz. Yöneticiler bunu içgüdüsel olarak ya da içgüdüsel demeyelim ama kabataslak belli başlı baktıkları rakamlar var. Onlara bakarak tespit edebiliyorlar arkadaşlar.
Burada biz bu tür analizler yaparak şirketi matematiksel olarak simülasyonunu yapmış olacağız. Ve piyasa koşulları değişirse senin ne yapman gerektiğin konusunda kararlar alacağız yönetime. Böyle diyeceğiz işte sen piyasada şartlara şuna dönüşüyor. Kendini koruyabilmen için şöyle davranman lazım. İşte diyeceğiz ki mesela piyasa faizleri 1 puan artarsa senin fiyatlarına %0,08 oranında zam yapman lazım gibi analizleri buradan çözeceğiz arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.